Bugün İtalya'da yaşananlara çünkü dünyanın gözü aslında İtalya'daydı. G7 zirvesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aslında zirvenin ikinci günüydü. Özel davetliler arasındaydı. O zirveye katıldı. Bu zirveyi aslında özel kılan başka durumlar da var. Erdoğan 15 yıl sonra ilk kez bir G7 zirvesine katılıyor. Zirvede Amerikan Başkanı Joe Biden'la da ayaküstü bir sohbet etti. Aslında belirlenen bir takvim vardı Joe Biden'la Amerika'da bir görüşme yapması bekleniyor önümüzdeki süreç içerisinde o görüşme ertelenmişti fakat bunun bir an önce olması için çaba sarf ettiklerini Jeff Flake, Amerika'nın Büyükelçisi de Ankara'dan yaptığı açıklamayla belirtmişti. O görüşme detaylı görüşme olmadı tabii ki ama G7'de de ayaküstü bir sohbet gerçekleştirildi. Birçok konu başlığı var biliyorsunuz Amerika ile Türkiye ilişkileri arasında masada olan ve muhtelifli olan konular. Üç gün sürecek zirvede Cumhurbaşkanı liderlere özellikle Orta Doğu'da akan kanın durması için yani Gazze için çağrıda bulunacak. Özel davetli olarak katıldı. ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi, sohbet etti. Dünyanın yedi büyük ekonomisi İtalya'daki G7 zirvesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel davetliydi. Uçakla İtalya Brindisi Havalimanı'na vardı. Daha sonra zirvenin yapılacağı alana hareket etti. Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni karşıladı. İki lider tokalaştı, kameralara poz verdi. 15 yıl sonra ilk kez G7 zirvesine katılan Erdoğan, ikili görüşmeler yaptı. İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı İsrail zulmüne dikkat çekti. Filistin'e uygulanan soykırım politikalarına karşı İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan zirvede diğer liderlerle de buluştu. ABD Başkanı Joe Biden onlardan biriydi. Cumhurbaşkanı Biden'la ayaküstü konuştu. Görüşme oldukça samimi bir havada geçti. İki liderin oturumun düzenlendiği salonda yan yana oturdu. G7 zirvesi 3 gün sürecek. Gündemde Gazze ve Ukrayna var. Bu süreçte Erdoğan Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamada dikkat çekecek.